Şimdi bakın burada Fatih'in biraz önce dediğine gelelim. Dördüncü Haçlı Seferi. Latin istilası. Evet. Bunlar gidip işte Göya Kudüs'ü kurtarmak için yola çıkıyorlar. Fakat geliyorlar İstanbul'u fethediyorlar. İstanbul'u işgal ediyorlar. Evet. İstanbul fethediliyor. 3 haftada fethediliyor. 30 bin kişiyle fethediliyor. Yani müthiş bir şeydir bu. Ve yağmalanıyor. Ve yağmalanıyor. İstanbul'un içerisinden kiliselerin bütün kutsal emanetleri, kiliselerin kolonlarına kadar söküp götürmüşler. Ve denir ki 4. Haçlı Seferi'nden sonra ilk defa Avrupa kendisini İstanbul'la karşılaştırılabilir bir güçte görüyor. İlk defa. Çünkü İstanbul'daki bir sürü sembol Avrupa'ya götürülüyor. Ve son derece zayıflıyor. 60 sene süreyle bu gördüğünüz sarı alanlarda, batıdaki sarı alanlarda burada Latin denilen yani Katolik bir imparatorluk kuruluyor. Baldwinler imparatorluğu kuruluyor. Ve bunları Bizanslılar daha sonra sepetliyorlar ve paleologların işte son Bizans dönemi geliyor ki Bizans'ın entelektüel olarak en parlak dönemidir. Fatih'ten hemen önceki dönem çok fakir bir dönemdir. Bizans'ın en zayıf düştüğü dönemdir. Fakat entelektüel olarak en güçlü olduğu dönemdir. Çok ilginç o. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bakın 1261'den sonra Bizans, bakın Bizans küçücük bir hale gelmiş vaziyette. Doğu Roma İmparatorluğu. Hani İlber olsa kızardı haklı olarak. Bakın şurada 1243'te Köse Dağı Meydan Savaşı var. Köse Dağı Meydan Savaşı'na sebep olan şey Hülagü Han Baycu, General Baycu'yu Anadolu'ya gönderiyor. Diyor ki şu Anadolu'yu bir hallet. Anadolu açıkta kaldı diyor. Orayı da biz alalım diyor. General Baycu buraya geliyor ve General Baycu'nun buraya geldiğini duyan Selçuk Sultanı Gürcülerden yardım istiyor. Trabzon Bizans İmparatorluğu bir alay gönderiyor. Bizanslılar katkıda bulunuyorlar. Selçuklular ayrıca batıdan paralı asker alıyorlar. Ve güçlü bir müttefik ordusu oluşturuyorlar. Moğollara karşı. Moğollara karşı. Fakat Baycu bir tokat atıyor bunlara. 1243'te darmadağın ediyor. Ve ondan sonra yani 1243'ten sonra artık bir Selçuklu gücünden bahsetmek mümkün değil Anadolu'da. Ve zaten bu olaydan sonra olan kargaşa beyliklerin kurulması ve Osmanlıların kurulmasına sebep oluyor. Şimdi Moğolları getirdik 1243'e. Ben televizyonda hiç onu anlattığımı bilmiyorum. Bu Moğol sorusu çok ilginç bir soru. Dünya tarihinde bu kadar başarılı bir askeri güç yok. Bu dünyanın en büyük imparatorluğudur. Bakın Wikipedia'da falan yanlış yazar bunu. Efendim İngiliz İmparatorluğu daha büyüktü diyorlar. Hayır. İngiliz İmparatorluğu 30 milyon kilometre karedir. Bütün deniz aşırı şeyleriyle beraber. Amerika'yı dahil etsen bile fakat Moğol İmparatorluğu hemen hemen 40 küsur milyon kilometre kare. Devasadır. Asya'nın hemen hemen tamamı, Avrupa'nın yarısı, yarısından bile fazlası, Orta Doğu'nun önemli bir kısmı, bu muazzam bir imparatorluk ve yani Moğolları durduran kendi içlerinde çıkan anlaşmazlıklardır. Yoksa Moğolları durdurmak mümkün değildi. Biliyorsunuz Ügeday Han, Han olunca Papa 3. Innocent değil mi? 4. hatırlayamadım şimdi. O diyor ki ya diyor bunlara diyor bir elçi gönderelim. Çünkü Avrupalılar önce bu Moğolların, işte Müslümanların falan filan tozunu attığını gördükleri zaman pek memnun oluyorlar. Aman diyorlar bu, işte Prester John dedikleri, yani Papaz John dedikleri, işte büyük bir Hristiyan imparator var doğuda, o bizi kurtarmaya geliyor falan. Ondan sonra bakıyorlar ki Moğollar geliyorlar, Hristiyanların da tozunu atıyorlar. O zaman diyorlar ki bu şeytan. Buna diyorlar işte antikrist, şeytandır, bilmem nedir falan. Sonra Papa diyor ki ya diyor, bu heriflerle bir temas edelim. Yani bu durdurmak mümkün değil. Diplomasi kullanmaya çalışalım. Ve Piano del Carpini diye bir papaz
Papa'nın arkadaşı kara koruma kadar gönderiliyor. Bu Piano del Carpini çok şişman bir arkadaşmış. İki eşeğe birden bindiği tavsiye şey yapılır, rivayet edilir. Zavallı Carpini peki diyor, gideyim diyor. İşte Papa'nın hediyelerini ve mektubunu alıyor. Bohemia'ya geliyor. Bohemia kralı da Papa'nın arkadaşı. Diyor senin yanına bir arkadaş vereyim. Bir papaz Benedikt diye birisini veriyor. Bunlar geliyorlar. Moğol İmparatorluğu sınırı da zaten iki adım ötede. Orada bir sınır komutanı, bir general karşılıyor bunları. Diyor ben sizi diyor Batuhan'a göndereyim diyor. Şimdi Batuhan malum Altın Ordu'nun hanı. Altın Ordu da Moğol İmparatorluğu'nun parçası. Yani Batuhan bir genel vali halinde. Şeye bağlı, amcasına bağlı. Ögeday Han'a bağlı. İşte bu zavallılar saray şehrine geliyorlar Volga boyunda. Takdim ediliyorlar. Carpini geldik zannediyor. İşte hediyelerini, mektuplarını falan çıkartayım derken Batuhan dur 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 diyor. Bir dakika diyor. Bu diyor bana değil bunlar diyor. Carpini diyor ki efendim diyor siz han değil misiniz? İyi ben hanım da diyor. Ben diyor buraların valisiyim. Buralar dediği yer Orta Asya'nın ortasında Yenisey'den Atlantik Okyanusu'na kadar. Ben diyor buraların valisiyim ama diyor sizin papa diyor büyük hana hitap ediyor. O dedi diyor benim amcam. Carpini diyor ki o nerede diyor. O diyor Asya'nın ortasında biraz daha doğusuna düşüyor diyor. Karakorum'da. E nasıl gidilir oraya diyor Carpini. Valla diyor 4 nala gidersen 60 günde varırsın. Carpini diyor ki ben ölürüm yolda herhalde. Yok yok bir şey olmazsın diyor Batuhan. Biraz zayıflaman lazım diyor. Bunun yanında bir yüzbaşı veriyorlar. Öyle yazıyor Piano Carpini kitabında. Bir yüzbaşı veriyorlar. Yüzbaşı buna her gün bir kase yulaf çorbası. Başka bir şey yok. Han emir veriyor. Başka bir şey yemeyecek bu diyor. Carpini gidene kadar çok ciddi bir şekilde zayıflıyor. Şimdi Fatih söylemeden ben söyleyeyim. Seni de yollayacağım karakola. Ya bak. Yanına bir yüzbaşı verip karakola evet, alacağım. Bir yüzbaşıyla beraber Carpini epey bir zayıflıyor falan. Şimdi benim slaytları alalım. İlber'inkileri. Peki bir şey soracağım. Söyle. Moğollar bütün buralarda buraları ele geçirdiler. Fakat buraları doğru düzgün yönetebilmişler mi? Evet. Oo, şimdi ona anlamda. İnanılmaz Fatih. Bunların kurduğu sistem muhteşem. Tamam mı? Bu efendim bunun İngilizce olma... Hiçbir izleri yok yani. Bir medeniyet bırakmamışlar. Ama bu adamlar öyle değil. Bu adamlar gittikleri yerin kültürünü adopte etmişler. Kendi getirdikleri bir tek şey var. Askerlik. Onun dışında hiçbir şey yok. Evet. Şimdi bu bizim Moğolistan'da 2006 senesinde yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz bir konferans oğlumla beraber işte orada Cengiz Han'ın süvari birliklerini kullanmasıyla modern hava kuvvetlerinin kullanılması arasındaki benzerlikleri anlattık Asım'la beraber. Ben burada size sırf Cengiz Han'ı anlatacağım. Burada iki tane büyük askere bunu ithaf ettiydik hatıralarına. Bir tanesi Cengiz Han'dır. Öteki de Almanların meşhur Wolfram Freiherr von Richthofen, Generalfeldmarschall. Bu adam 47 yaşında Maraşal olan Almanların tarihindeki en genç Maraşal'dır. Ve Girit'e tayyareyle tank indiren adamdır bu. Ya bu müthiş. Hem bakın doktor enjeniyor, yani doktor mühendis bu adam. Aynı zamanda Maraşal. Ya müthiş bir adamdır ve harbin sonunda da beyin tümöründen de vefat etmiştir çok genç yaşında.